Yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Seçil Erzan e, fonunda. E, kırık olan telefonu tek tek inceleniyor. Bütün attığı mesajlar, aldığı mesajlar, gidenler, gelenler ve o mesajlardan bir kaçma planı ortaya çıkmış. Erzan o telefonu neden ve ne zaman kırdı? Başka delilleri de yok etmeye çalıştı mı? Sorulacak bir sürü soru var. Bu arada şu bilgiyi de ekleyelim. Polis Seçil Erzan'ın evinin etrafında saatlerce beklemiş. Hayır baskın yapmak için gitmiş ama e, bas bas bağırarak gittikleri baskında Erzan'ın kaçacak kadar bile süresi olmuş. Her şey muamma. Bu olay nereye kadar büyür bilmiyorum ama Türkiye epey uzun süre daha konuşacak gibi. Seçil Erzan aralarında futbolcuların da olduğu 18 kişiyi dolandırdı. Yaklaşık 44 milyon dolar topladı. Suç duyurularının ardından savcılık gözaltı kararı verdi. Tarih 10 Nisan. Ekipler Erzan'ın iki adresine gitti. Göktürk'teki ev arandı. Çorlu'da saklandığı ev aranamadı. Çünkü savcılığın arama emrinde kapı numarası yazmıyordu. Ekipler evi biliyordu. Ancak arama kararında kapı numarası yazılmadığı için yasal olarak girmesi mümkün değildi. Binanın çevresi kuşatılıp kapı numarasının yazdığı yeni arama emri beklendi. Bu sırada seçiler zanda evdeydi ve muhtemelen kuşatmayı fark etti. O bekleyiş neredeyse 3 saat sürdü. 3 saat sonra evde arama başladı. Polis topladığı delilleri aldı. Seçil Erzan'ı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramada ele geçirdiği iki telefondan biri kırıktı. Günler süren çalışmayla onarıldı ve incelemeye alındı. Çözümlenen ilk mesajında da Erzan'ın kaçma planı yaptığı açığa çıktı. Soruşturmada adı Seçilerzan kadar geçen biri daha var. Arda Turan. Arda Turan hakkında da yeni bir iddia gündeme geldi. Erzana 7,5 milyar dolarını kaptıran Turan'ın 33 milyon lira kredi çektiği biliniyordu. Yeni bilgiye göre farklı bir zamanda 2 milyon liralık bir kredi daha çekerek Seçilerzana verdi. Türkiye bir yerel seçime gidiyor ve yerel seçim öncesi konuştuklarımıza bakın. İyi Parti lideri Meral Akşener partisine bir kurumsal operasyon düzenlendiğini ve bir savaş ilan edildiğini düşünüyor. Savaşı ilan edenin de iktidar değil muhalefette olduğu görüşünde. Cümlesinin öznesi yok. Yani Ekrem İmamoğlu bize savaşı ilan etti ya da işte Mansur Yavaş savaşı ilan etti, CHP savaşı ilan etti demiyor. Fakat seçmene konuşurken kendisinin bir savaş ilanıyla karşı karşıya olduğunu paylaşıyor. Şimdi bu savaş nedir? Muhalefetin muhalefetle savaşı mı? Partinin iç işlerine karışmakla suçluyorsanız bir diğer siyasi partiyi seçimden önce bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tavrı konusundaki tavrınızı o zaman gözden geçirmeniz gerekmiyor mu? O da bir başka partinin iç işlerine karışmak değil miydi? E köprülerin altından çok sular aktı diyorsanız işte bu da 2023 Aralık modeli İyi Parti İYİ Parti muhalefete muhalefet ediyor. Teşkilat burada satılmışlar nerede? Her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz. İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Bizim kervanımız bir de kocaman, çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı, İstanbul İttifakı sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim. Bir kez daha net konuştu Akşener hem CHP'den hem de parti içinden gelen yerel seçimde işbirliği çağrılarına kapıyı kapattı. Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da arka kapı diplomasi yapılmış. Şimdi benim bilgim yok. Ankara'yı paylaşmışlar İstanbul'u bilmiyorum. Neye göre yapılmış? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. İstanbul Teşkilatı'nda çalkantı devam ederken İyi Parti lideri Uşak'taydı. İstifa eden İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın katıldığı canlı yayın sırasında ise bir grup partili yayıncı televizyonun önünde toplandı. Emniyet güçleri önlem alırken İl Başkanı Yücel Coşkun yayına bağlandı. Partililere şiddet eylemine dönüşmeden dağılın çağrısı yaptı. Partimiz iyi gidiyor. Çok ben özellikle takip ediyorum. Aday aday adayı başvurularımız oldukça fazla. Sıcak gelişmeler Şile ilçe başkanı ve yönetimine görevden el çektirmesiyle devam etti. Arnavutköy ilçe başkanı Tuncay Aktürk de istifa etti. Akşener tüm bu yaşananlar için partimize yönelik kurumsal operasyon yorumu yaptı. Biz tek başımıza seçme girme kararı aldık. Bu karara uymuyorum, beğenmiyorum, uymuyorum dediğiniz zaman istifa çeksiniz. Biz gidene saygı duyuyoruz. Üzülüyoruz. Ben çok üzülüyorum. Dilerdik ki bunlar olmasın. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. Do Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. Varım, buyursunlar. Ekrem İmamoğlu başka bir partinin iç işlerine karışmam, yorum yapmam demişti. Ama İstanbul ve Ankara için kapı arkasında görüşmeler yapıldığı iddialarına Akşener de katıldı. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi dün benim için bir milattır. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iş işlerine ahlaki olarak biz karışmadık. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Yerel seçim için geri sayım sürerken sıcak tartışma ve işbirliği arayışları İmamoğlu'nun da gündemindeydi. Bir kısım dostlar çok az sayısı oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümlelerde kurabiliyorlar. Vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. Bizde Mevlana'nın ruhu var. Bizde Hacı Bektaş-ı Veli'nin ruhu var. Bizim önümüzü kesemezler. Şimdi daha evvel kürsüden okuduğu şiir hani e, korkak ve yavaş kelimelerinin içinde geçtiği şiir Mansur Yavaş'a mı söylendi acaba diye sorulduğunda hayır öyle bir şey yok denilmişti. E Bu ne peki şimdi bugünkü bu tavır ne? İkisi de Cumhurbaşkanı adayı olmayı göze alamadılar, korktular diyor Meral Akşener bir taraftan. Bir taraftan kendi cesur kimliğinin altını çizmek için bize savaş ilan edildi. Buyursunlar, buradayım diyor. Bir taraftan da işte parti üyeleri bir televizyon kanalının önüne gidip partiden ayrılan bir ismi protesto edebileceklerini söylüyorlar. Hakikaten İyi Parti nereye gidiyor? Nereye koşmakta? Tüm bunlar iktidarın mı işine yarar? Yoksa Yoksasını siz söyleyin lütfen. Zaman zaman seçimlerden önce işte HDP'liler, HDP'liler, DEM partililer iktidarla anlaşıyor mu diye sorular sorulur. Her seçimden önce klasiktir. Onlar hayır böyle bir anlaşma yok derler. Şimdi bir soru daha sormak gerekiyor o takdirde. Acaba İYİ Parti mi iktidara yanaşıyor? DEM Parti bugün ilk adaylarını açıkladı. Birazdan geliriz. Cumhuriyet Halk Partisi de 27 Aralık'ta İstanbul için önemli bir toplantı yapacak. Toplantıda hem Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası resmen başlamış olacak hem de önemli ilçelere CHP'nin göstereceği adayları da Görmüş olacağız bazı ilçelerde İstanbul'da aday enflasyonu yaşanmakta Beşiktaş'ta Kadıköy'de çok fazla aday adayı var peki onlardan hangisini Cumhuriyet Halk Partisi aday olarak İstanbul seçmeninin karşısına çıkartacak bunu 27 Aralık'ta İstanbul için yapılacak tanıtım toplantısında göreceğiz Perşembe günü bu arada hemen söyleyeyim hem MYK'sı hem de parti meclisi toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Geçen hafta parti meclisinde 227 belediye başkan adayını açıklayan CHP, Perşembe günü yapılacak PME toplantısında yaklaşık 200 adayı daha açıklayacak. Bu kez tek aday olan seçim çevresi yerine birden fazla aday olan seçim çevrelerinin adayları resmi olarak duyurulacak. Anketler, yoklamalar ve saha çalışmalarıyla öne çıkan adayların açıklanacağı PME toplantısında Adana ve Mersin'de gündeme gelecek. Aydın ise bir sonraki PME toplantısında gündem olacak. Bir sonraki PM ise gelecek hafta yapılacak İstanbul'un ilçelerine öncelik verilecek. CHP'nin az bir farkla kaybettiği İstanbul ilçeleri için yapılan çalışmalar incelenecek. Önümüzdeki hafta CHP Genel Merkezi'nin yanı sıra İstanbul teşkilatı da hareketli olacak. CHP 27 Aralık'ta İstanbul lansmanı yapacak. İmamoğlu ve o ana kadar açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapılacak.